arkadaşlarımız ve Eğitim İnik'te yol kat etmek isteyen arkadaşlarımız için birbirinden güzel konuklarımız ile Eğitim İnik adına güzel bilgilerle dolu bir hafta olacak. Aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulabilmek için buradayız. Eğitim İnik deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ulusal Destek Servisimizden Doktor Sayın Hülya Bal hocamız bugün bizlerle. Yoğun takvimin arasında bizlere vakit ayırdığı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Burada olduğu için çok mutluyuz. Özellikle dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarımız için ilk adımlarını sağlam atmalarını sağlayacak değerli bilgiler verecek bizlere. Hülya hocama sözü vermeden önce bugün bizlerin yanında olan Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Fahri Acar'ı davet ediyorum. Merhabalar, saygıdeğer Hülya Bal hocam. Değerli çalışma arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü büyük ailesi olarak ulusal ajans projelerinde, TÜBİTAK projelerinde, özellikle de e-Twinning projelerinde daha aktif olmak, proje kültürünü okullarımıza yaygınlaştırmak, daha çok çocuğumuzu projeyle tanıştırmak için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda Filiz hocam da E-Twinning ilk koordinatörümüz olarak sağ olsunlar bu çabanın içine girdi. Bir eğitim süreci başlıyoruz. Hatırladığım kadarıyla bu hafta E-Twinning ile ilgili değerli misafirlerimiz deneyimlerini arkadaşlarla paylaşacaklar. Ben bunun alana bir enerji getireceğini düşünüyorum. E-Twinning ekibimizin çevresinin, ailesinin büyüyeceğini düşünüyorum. Bu amaçla bugün burada aramıza katılarak bilgilerini ekibimizle paylaşacak Hülya Bal hocama tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Artvin bu konuda bakanlığımızın sürekli en dinamik yapılarından biri olacak. İnşallah alanda çalışma fırsatı da buluruz ileriki safhalarda. Sayın Müdürüm, çok teşekkür ederiz. Değerli katılımlarınız bizim için de çok değerli. Şunu da söylemek istiyorum Hülya Hocam'a sözü bırakmadan önce. E-Twinning'de geçen yıl bir kalite etiketiyle ödüllendirildi ilimiz. Bu yıl bu sayı 21 kalite etiketine yükseldi. 12 öğretmenimiz ilde aktif çalışarak kalite etiketlerini aldılar. Bu Türkiye genelinde ve bazı büyük güzel dinamik illerimizin yanında çok çok küçük bir rakam ama bizim kendi bünyemizde yakaladığımız güzel bir rakam. Bunu da buradan paylaşmak isterim arkadaşlarımla ve siz değerli müdürlerimle. Sayın Hülya Hocam, söz sizde. Buyurun, hoş geldiniz Artvin'imize. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz Fahri Hocam'ın, Fahri Acar öğretmenimizin de katkılarıyla. Çünkü bütün projeler idarecilerle, yöneticilerle birlikte yapılırsa güzel. Çünkü öğretmen arkadaşlara gerek proje seçiminde gerekse yürütülmesinde bir bütünlük, bütünleştiricilik oluşturulması gerekiyor. Bunun için de yönetici arkadaşlarımızın gerçekten bu hususta yardımcı olmaları bizleri de çok sevindiriyor ve E-Twinning'de E-Twinning okulu gibi farklı gerek okul müdürlerini gerek il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde işin içerisinde katarak daha bütünleştirici bir eğitim yapılması bizleri de çok memnun ediyor. Ben de size bütün Ankara'dan sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Özellikle Daire Başkanımız Sayın Mustafa Hakan Büçük ve İl Koordinatörümüz Fatih Düver hocamızın da sizlere çok çok selamları var. Ben çok kısa bir sunum yaparak E-Twinning'i toparlayacağım. Zaten temsilcimiz Filiz hocamdır. Gerçekten güzel çalışan bir arkadaşımız. Her şeyden ötesi sevimli ve böyle bütün projeleriyle çok iyi ve hızlı çalışıyor. Biz o açıdan kendisinden de oldukça memnunuz. Fahri hocama da katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Hemen sunumun arkasından da yine sormak istediğiniz sorular olursa birkaç soru alabiliriz. Filiz hocam sizi yönlendirecek. E-Twinning faaliyeti 2009 yılından bu yana yenilik ve eğitim teknolojilerinde görev alan bir faaliyet. Önce hayat boyundaydı. Şu anda KA2 Erasmus projesi olarak yürütülüyor. Ve biz buna benzer 4 proje yürütüyoruz. 6 tane de Erasmus projemiz var. Bu projelerin hepsini öğretmenler için alıyoruz. Öğretmenlerimize
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojilerini kullanmalarını ve bu bilişim teknolojileri araçlarının yanı sıra kazanım bazlı özellikle bilgileri verirken teknolojiyi de entegre ederek vermelerini sağlayacak projeler bunlar. Ve biz bu anlamda ulusal ve uluslararası projeler yazıyoruz, yürütüyoruz, ekiplerimiz var. Her proje için ayrı ekipler var, ekip kuruluyor. Ve zaman zaman alandan da isteyen öğretmen arkadaşlarımız buna başvuru yapabilir. Mesela şimdi uzaktan eğitim için bir ekip kurulmaya çalışılıyor. Uluslararası araştırmalara da yine ARGE kısmı var ve ulusal ve uluslararası araştırmalara da katkı sağlıyoruz ve kendimiz de her yıl ARGE ekibi olarak muhakkak bir araştırma özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çıkartmaya çalışıyoruz. Ve bu Avrupa Birliği'nde çok sayıda proje var aslında. Çoğunu hani üniversitelerin aldığı projeler var. Fakat biz Scientix, TÜÇAP ya da Future Classroom Lab gibi eğitimin faaliyeti dışındaki diğer bazı uluslararası projeleri de yürütüyoruz. Eğitimin faaliyeti aslında 2005 yılında Avrupa'da başlamış ve okullar için kurulan bir yapı. Aslında akademik olarak alt mantığı sosyal ağ analitiğine göre hazırlanmış ve her okulda bir öğretmenin kendi alanında kendisini yetiştirmesi ve mesleki gelişiminin sağlaması özellikle desteklenmiş ve daha sonra okullar birbirine bağlanmış ve bir ağ oluşturulmuş. Aslında bu sosyal ağ analitiği akademik olarak kurulu olan bir yapı. Mesela yeni hani İTİMİNİK'le ilgili olan arkadaşlar bilir, İTİMİNİK okulları kuruldu, İTİMİNİK okulu kavramı ortaya çıktı. Aslında bu tamamen akademik gelişmenin devamlılığında olan bir şey. Her aşamada akademik olarak kazanımlara uygun mu gidiliyor? Avrupa Birliği'nde tüm ülkeler hemen hemen aynı konularda mı çalışıyor? Ki bu konularda spesifik olanları ayırıyoruz tabii. 44 ülke şu anda çalışıyoruz. Biz bu 44 ülkeden sadece biriyiz arkadaşlar. Öğretmen arkadaşlarımız kodların bizde olduğunu ya da kurucu olduğumuzu düşünüyor olabilir. Diliyorum ki böyle projelerimizde olacak ki var, yürütüyoruz. Ama biz burada ortağız, onu hatırlatmakta fayda var. 28 Avrupa ülkesi şu anda 16 tane de aday ülke üye. Aslında e-twinning faaliyeti eğitimde yeni yaklaşımlar oluşturan bir faaliyet. Proje tabanlı öğretimle hazırlanmış aslında ama çoklu pedagojiler içeriyor ve öğretmenlere liderlik, öğrencilere değerler eğitimi gibi tüm bizim müfredatımızla örtüşen konular var. Aslında amaç bilişim teknolojilerini geliştirmek ki bu yüzden YİTEK'te bu proje. Projeler geliştirip kazanımda öğrencinin öğrenmekte zorlandığı konuları, kazanımları projelendirerek öğretebilmek, Avrupa'daki kültür etkileşimini ve iletişimini sağlamak ve web araçlarını, teknolojiyi kullanabilmek. Bu konuda da bir araştırma yapmıştım geçen 2019 yılında. YET'in araştırmalar sekmesinde yüklüdür. Web araçlarını hangi branşlar ne kadar kullanıyor? Gerçekten ben de severek çalıştığım bir araştırma oldu bu. Eğitimin faaliyeti aslında 3 ile 19 yaş aralığında öğrenci yaşına uygun olarak projelendirilmesi gereken ve her branştan proje oluşturabileceğiniz bir platform aslında. Portal 3 yüzeyden oluşuyor. Portal var, herkes bu portala katılabiliyor. eTwinning Live'a üye olmanız gerekiyor ve öğretmen olursanız il koordinatörünüzün öğretmen olduğunuzu tasdik ettikten sonra onaylaması gerekiyor hesabınızı. Ve proje açarsanızda Twin Space alanı açılıyor. Aslında eTwinning öğrencilerle okulların bir arada, hani okuldaki bir öğrenciyi öğretmenle karıştıran, öğretmenle çalıştıran bir yapısı var. Her branşta, multidisipliner bir yapıda çoklu pedagojilerle proje açılması gerekiyor. Her adımda kalite etiketi kriterlerini okuyarak projeye hakim olmanız gerekli. Yani mesela rastgele böyle hani sırf şirinlik olsun diye düşünüyorum. Öyle hani rastgele projeler yapmamak lazım. Çok yoruluyorsunuz ve kalite etiketi sürecine gidemediği zaman da canımız sıkılıyor. Muhakkak müfredat entegrasyonu olmalı. Bakanlığımızın tasdik ettiği, bakanlığımızın desteklediği müfredat ve kazanımlara entegre konular olmalı. Onun haricinde eTwinning projeleri
öğretmenler arasındaki işbirliğini, okullar arasındaki işbirliğini, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki akran öğrenmeyi ve müfredat entegrasyonunu, iletişimini bir arada tutan bir proje yapısı vardır. Aslında çok hani böyle içine girdiğiniz zaman daha kolaymış gibi görünür ama çok emin adımlarla ilerlemek gerekiyor. Çok emek harcıyorsunuz ve ben de daha önceden öğretmenlik yapan bir öğretmendim. Aslında buzdağının altında görünmeyen çok daha hani zorlayıcı işleri de var. Ve genel olarak baktığımızda Web 2 araçlarına yani bilişim teknolojilerini çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bu sunumdan sonra yine Filiz Hocam sizlere bunların hep detaylarını aça aça size tekrar açıklayacak bir genel bir toplama yapayım diye düşündüm. Avrupa'daki ekibimiz müdürümüz Santi, Avrupa'da bakın Santi aslında projeyi kuran en şu anda inanın 80 yaşında ve hala çalışmalara katılıyor. Çok tam öğretmen tanımına uygun bir hocamız. Çok güzel çalışıyor gerçekten. En ve Santi'nin kurduğu bir yapı bu aslında. Teknik olarak Ruth ve Bart çalışıyor. Pedagojide İren çalışıyor. Diğer projelerle işbirliğinde Mayta var. Ve Claire'de iletişim, ilk koordinatörleri ve bütün diğer ekiplerin bir arada çalışmasını sağlıyor. Ekipte sürekli değişiklikler oluyor. Türkiye'deki ekipte ise Turan Görel öğretmenimiz iletişimden sorumlu ve birçok sorumluluğu var daha. Mesela eğitimin okulu gibi, sosyal medya gibi. Ertan hocamız bütün teknik işlere bakıyor. EBA Online'daki dersleri de yine Ertan hocamız modere ediyor. Helpdesk olarak Zuhal hocamız çalışıyor. TR eğitimine attığınız mailleri ilgili kişilere yönlendiriyor ve tüm yardım masası işlerini, çevirileri, İngilizce ile ilgili olan işlerimizi hep Zuhal hocamız yapıyor. Ezgi hocamız proje koordinatörü. Bütün projelerin değerlendirilmesinde kendisinin bir komisyonu var, bir ekibi var. Faruk hocam mali koordinatör. Ben ilk koordinatörlerinin koordinatörüyüm. Yani koordinatörler koordinatörüyüm. Söyleyince çok hoş geliyor ama inanın sorumluluk çok fazla. Ve bütün birimin koordinatörü olarak da Mehmet Fatih Döner hocamız yıllardır çalışıyor. Aslında tek kişimiz de eğitimlik değil tabii YTEK'te. Başka işler de bizlere veriliyor. Gördüğünüz gibi benim ekibim 83 kişi. Her ilde bir koordinatörümüz var ve o ilde öğretmenlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gönüllü olarak çalışıyorlar. Nispeten ilin veya okul müdürümüzün verdiği diğer görevli işleri de yapıyorlar. Yani tek işleri e-training değil bizim gibi. Yapı aslında şöyle kurulmuş. Merkezi destek servisi Brüksel'de. Her ülkede ulusal destek servisi var. Ulusal destek servisleri ilk koordinatörleriyle çalışıyor. Mesela Portekiz'de de 83 koordinatör var. Fransa'da 200 koordinatör var. Koordinatörlere gönüllü çalıştıkları için aslında bir kota yok. Bir plan yapmanız gerekiyor ve ekip çalıştırmak ya da bir ekiple çalışmak, bir ekip elemanı olmak oldukça zor. İlk koordinatörlerimiz okullara, öğretmenlere ulaşıyor ve eğitimlik okuluyla beraber okul yönetimi de projenin içerisine alınmış durumda. Ama nihai faydalanıcılarımız öğrencilerimiz ve büyük bir ağ oluşmuş durumda. Her nokta eTwinning'e bağlanan ve en az 10 dakika bu platformda kalan bir öğretmenimizi sembolize ediyor. Görüyorsunuz ağ o kadar büyük ki ben ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Zor çekilen bir fotoğraf bu ve bütünüyle iletişimi aslında ben ilk gördüğümde işbirliği ve iletişimi çağrıştırıyor. Aynı fotoğrafların Facebook'u veya farklı sosyal medya araçlarının da var. Genel olarak baktığımızda 800 bin öğretmenimiz Avrupa'dan kayıtlı. Biz de 250 bin olmak üzereyiz. Ve okulumuz 210 bin okul Avrupa'da, 50 bini Türkiye'de. Bakın dörtte bir, dörtte bir. Fakat projelerde nedense oran çok daha düşük. Aslında buradaki proje oranını artırmak ama kesinlikle nitelikli proje yapmak gerekiyor. Yani istatistikleri bu şekilde... Biz Google Earth üzerinden de hangi ilde öğretmenler proje yapıyor, eTwinning'de ne kadar kalıyor, bir projeye ne kadar vakit harcıyor. Mesela hemen fark edebiliyoruz. Mesela Artvin'de şimdi 30 kişi var. İrtibat kişisi olarak yüklesinler beni bakalım. O zaman hemen Artvin mavi olacak. Daha mavi olacak. Bunu da günlük takip ediyoruz. Tabii bunlar
Hani çok artık nicelik sıkıntımız olmadığı için, sayı sıkıntımız olmadığı için bir hani bizi yoran işler değil. Ve burada ilk koordinatörlerimizin aslında sosyal medya etkin kullanmalarını biz istiyoruz. Yeni başlayan öğretmenler için özellikle sosyal medyada tanınır olmalarını istiyoruz. Buradaki özellikle bu slide için internet güvenliği bizim için çok önemli. Portalda herkes öğretmen arkadaşlar. Herkes öğretmen. Siz fark ederseniz bir öğrenci, bir veli, başka bir kişiyi fark ederseniz, koordinatöre söylerseniz biz portaldan çıkartırız. İnternet güvenliğinde aslında teknoloji mi, gizlilik mi kazanacak diye düşünüyoruz. Ana soru bu. Bunu yani bütün sunum boyunca tartışabiliriz. Şimdi tabii Filiz Hocam bekliyor, ona sıra gelecek doğal olarak. Bunu burada tartışmayalım ama inanın gizlilik de teknoloji kadar önemli. Teknoloji ilerledikçe gizlilik daha önemli hale geliyor. Ve eğitimlik fırsatlarından yararlanabilmek için kendi branşımıza uygun, öğrenci yaşımıza uygun fırsatları değerlendirmeliyiz. İTÜ'nün okulu bu fırsatlardan biri. Mesela şurada student teacher yazıyor. Sizler ve ilk koordinatörlerimiz NSS'de kitap açık, onlara da bazı alanlar görmezler bunu. Çünkü bu üniversite hocaları ve aday öğretmenlerle ilgili pilot bir proje. Aday öğretmenlerin öğretmen olmadan milletimin yaptığı projeleri tanıması adına açılan bir şey ve daha aday öğretmenken, staja giderken proje yapabiliyorlar. Yine yüksek lisans yapan öğretmenlerimizin çok ilgisini çekiyor. Konuyla ilgili dil koordinatörümüzle konuşabilirsiniz. Bir cep telefonu application'ı var ama henüz daha efektif değil. Yani tam istediğin şekilde çalışmıyor. Ama öğretmenler için kolaylık, anında bakabiliyorsunuz. Fırsat olarak yabancı dilinizi geliştirir. İtalyanca ve İspanyolca öğrenen arkadaşlarım var eğitiminizden. Bilgisayar becerilerini geliştirir. Aslında hareketlilikleri var, seminerleri var yurt içi ve yurt dışı. Bunlar da birer fırsat. Ama tabii COVID var, bu yıl biraz hepsini 2021'e erteledik. Yoksa hiçbirini bırakmadık. Yani yapacağız inşallah, Allah nasip ederse. Bizim ulusal destek servisi olarak öğretmenlere mesleki gelişimlerini geliştirecek webinarlar yapıyoruz. Yine EBA Online'dan duyuruyoruz. Koordinatörlerimizi de bu konuda hizmet içi eğitimlerle donatmaya çalışıyoruz. Vesileyle daha çok hani webinar yapabilirler. Yüz yüze eğitimlerimiz var. Bu yıl onları online'a çevirdik. Eğitim sonrasında, proje sonrasında Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi alıyorsunuz ve bunların da hizmet puanı gibi veya işte başarı belgesi gibi farklı çıktıları olabiliyor. Asıl bizim buradaki hedefimiz öğrenme çıktıları. Yani öğretmenler için mesleki bir gelişim sağlıyor. Mesela yüz yüze eğitimlerimiz yine eTwinning Türkiye ya da eTwinning Map.gov.tr linkinde eğitimlerdeki sunumlara ulaşabilirsiniz. Bu eğitimler konsept babında çağrılıyor. Yani bazılarına mesela fen öğretmeni, bazılarına işte atıyorum İngilizce öğretmenleri. O konsepte uygun kişiler çağrılıyor ve bu kişilere eğitimler veriliyor. Gerekiyorsa, daha iyi bir şey biliyorsa eğitim alınmaya çalışıyor. 32 tane Türkçe, yaklaşık 18'e çıktı herhalde İngilizce eğitimimiz var. Ertan Hocam buraları hep modere ediyor, yürütüyor. Bunlar da gerçekten zor işlemler. Online eğitimlerimizin bir şablonu var ama artık daha çok sosyal medyadan bunu paylaşıyoruz. Kalite etiketlerinde yine en çok hani başta kalite etiket istemeyiz gibi düşünüyor öğretmen arkadaş ama çok emek harcanıyor ve çok zaman harcanıyor. Doğal olarak kalite etiketi de almak lazım. Ama şimdi birden 21'e yükselmemek lazım. Filiz Hocam, nasıl diyormuşum yaptınız? Gerçekten bunun için çok iyi çalışmak lazım. Çünkü projeyi iyi yapsanız bile kalite etiketi kriterlerine uymuyorsa, değerlendirme rubriğine uymuyorsa ki bu rubrik holistik bir rubrik, analitik bir rubrik değil. Analitik bir rubrikte her şey numaralandırılır. Yani ben daha çok analitik çalışmayı severim. Çünkü ne yapabilirsin, önünü görebilirsin, sayıları toplar çıkarırsın. Güvenilir bir alandır orası. Yani analitik rubriklerde çarparsın iki kere iki hep dört çıkar. Ama holistik rubrik öyle değildir. Ve holistik rubrikte yaratıcılığı öne çıkarabilir, yenilik katabilirsiniz. Sizin fark etmediğiniz ama çalışan arkadaşlarımızın, bizzat proje üzerinde çalışan arkadaşımızın fark ettiği şeyler çıkar. O nedenle de yaş aralığımız
Bu yaş aralığımız değişti. Evet. Aslında 6'ya kadar geldi değil mi Filiz Hocam? Sizin sunumunuzda varsa. Ama 16, 19, 12, 15 var. Bu 4, 11'i de 2'ye bölmeyin. Değil mi? 0 yaş öncesine de. Şuradan evet, da yine bakabilirsiniz. Hı? Evet, okul öncesi kendi yaş aralığında genellikle tavsiye edilen 3-6. Evet. Yani 7-11. Evet. Liseler Şekilde. kendi arasında. Aynen Evet, öyle. ona dikkat etmemişim. Özel kategori ödülleri var Avrupa'nın verdiği. Konu içeriği, işte mesela dil ile ilgili ise dil ödülleri var. Bunu o ülkenin ulusal destek servisleri kazanan iki öğretmeni, yani iki kurucuyu Avrupa'ya davet ediyor. Yolda konaklamasını karşılıyor. Hediyesi bu. Edebiyat ya da fen alanında da ödüller var. Ve biz de Yunus Emre Hümanizm ve Kültürler Arası Anlayış Ödülünü arkadaşlar destekliyoruz ve kazananları Avrupa'daki özel konferansa davet ediyoruz. Türkiye'de de her yıl mesela demokratik katılım vardı, mesela içerme vardı. Bu seneki konumuz da neydi? İklim değişikliği. İklim değişikliği ile ilgili bir ödül verilecek. Yaş grubumuz evet, bakın burada daha doğru almışım. 06, 7, 11, 12, 15 ve 16, 19 olmak üzere 4 grup. Özellikle Avrupa'da 0-6 yaş grubu projeler çok önemseniyor. Bu alanın tamamen kazanım olarak, müfredat olarak oturması ve Avrupa'da birliğin sağlanması için çok çaba sarf ediliyor. Çok farklı projeler var gerçekten. E-Twinning okulları da eğitim center'ları haline gelecek ve bizde de şu anda bayağı 400'ü geçtik. Türkiye'de çok iyi çalışan okullarımız var. Ve bu okullarda bakın ilklerde de hep Türkiye en üstte. Öğrenci gruplarının daha iyi çalışması, belki bir mesela multilearn'le öğrenci hareketliliği yaptık. Belki yine aynı şeyler yapılabilir. Fırsatları yakalamak gerekecek. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok kısa özetledik. Acaba başka hani konuyla ilgili, projelerle ilgili soru sormak isteyen var mıdır? Varsa, çok teşekkür ederiz Hülya Hocam. Çok sağ olun. Biz teşekkür Chat ederiz. Kısmından bakıyorum şu an. Soru yok hocam ama evet bir tane geldi. Hocam bir arkadaşımız şöyle yazmış. İyi ki bu eğitimi yapmışsınız. Hülya hocam bal gibi konuşuyor demiş. Çok değerli bilgiler bunlar. Evet, çok teşekkür ederiz Fatma hocam. Evet, çok genel bilgiler aslında. Evet yani öğretmen arkadaşlarımızın hani ilgisi hangi yönde ise işte proje yapmak veya çıktılarından, fırsatlarından hangilerinden faydalanmak ise biraz daha amaca yönelik çalışmakta fayda var. E-Twinning bir araç aslında. E-Twinning'i amaç haline getirmemek. Evet hocam. Evet. Evet bir soru yakaladık galiba. Atatürk Ortaokulu'ndan bir soru yakaladık. Evet bakalım ne gelecek. Buyurun hocam. Konuşmak isterseniz mikrofonunuzu açabiliriz. İsterseniz yazabilirsiniz. Sesim geliyor mu şu anda hocam? Geliyor evet, hocam. Evet geliyor hocam. Buyurun. Buyurun. Öncelikle herkese merhabalar. Biraz merhaba, hoş geldiniz. Ben şu anda A-Twinning'de bir tane projeye dahil oldum. Ama şöyle bir durum var. Yani sürece yeni olduğum için hani biraz kafamda sorular birikmiş durumda. Yani nasıl ilerleyeceğim, bu süreçte neler yapmam gerekiyor? Bu noktada hani sizlerden yardım alabilirsek, Fransa'da, Paris'te bir tane okulumuzun bir projesi bu ve yani dahil ettiler bizi. Yani bu noktada neler yapabiliriz? Yani sizler de bizleri aydınlatırsanız bu konuda seviniriz. Çok tebrik ediyorum. İlginize çok teşekkür ederiz. Projelerle ilgili özellikle ilk koordinatörlerimizle çalışabilirsiniz. Kendilerinin lisans uzun hesapları var ve Zoom'dan bir toplantı yaparak size ilerleme grafiği, bir ilerleme yolu ya da stratejisi çizebilir. Ama ben EBA Online'daki online eğitimleri alarak devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu alanda her konuda eğitim var. Proje nasıl açarım, nasıl ilerlerim, nasıl? Eğer bu eğitimlerde de bir sorunuz olur ise ve Filiz Hanım'a ulaşamazsanız, tr.eğitiminin.gmail'e mail yoluyla başvurabilirsiniz. E-Twinning projeleri Erasmus projeleri kadar takip edilmiyor. Yani Erasmus projelerinin sayısı az
ve sıkı takip ediliyor. Çünkü onlar bir uzmanla eşleştiriliyor. Bizde 15 bin başvuru var mesela bu yıl. İnanın 10 binden biraz daha fazla hatta alan olduğu kalite etiketini. Bu süreci ilk koordinatörlü irtibatta geçirirseniz sanırım çok daha rahat olur. Çünkü Ulusal Destek Servisi'nin bu şekilde bir yardımı için çok fazla zaman gerekir. Ayrıca illerde mentörler var hocam. Filiz Hanım size bir mentor yönlendirebilir. Çok sevinirim. Evet, o mentor olan arkadaşımızı yani daha önce kalite etiketi almış ve çalışan ya da ekiplerde çalışan veya Filiz hocam olabilir. Projenize katılabilir, kendisi kalite etiketi almaz ama sizi yönlendirir. Böyle yapalım, şunu yerleştirelim. Bütünü sayfalara taşıyalım, sayfalara isimlerimizi yazalım gibi. Çok ufak tefek de olsa trikleri size verebilir. İlginize çok teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hülya Hocam ben de size teşekkür ederim. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Hocam Hülya Hocam'ın dediği gibi eğitimler sekteye uğradı. Ben geçen Eylül ayında koordinatörlüğü görevini üstlenmiş bulunuyorum. Ve Eylül'den sonra Ekim'de bir eğitime dahil oldum. Sonra okulları gezmeye başladık. Yarıda kaldı. Şubat'ta evlerimize hapsolduk. Şimdi de bu şekilde sizleri desteklemek dediğim gibi hem yeni başlayan hem ilerlemek isteyen arkadaşlarımızı desteklemek amacıyla bir haftalık güzel bir eğitim şeyi oluşturduk, ağı oluşturduk diyelim, bir haftalık eğitim. Bu eğitimlerde şu anda eTwinning ile ilgili Hülya Hocam'ın bahsettiği, benim de birazcık üzerine konuşacağım, artık sunum yapmayacağım, Hülya Hocam'ın sunumuna üstüne sunum olmaz. şöyle söyleyebilirim, mesela eTwinning'de Twinning portalı, Twinning Live, Twin Space nedir, nasıl kullanılır? Yarın Birsen Hocam, Aydın'dan ilk koordinatör arkadaşım bizlerle olacak ve o sunacak. eTwinning'de proje planlama ve örnek proje uygulamalarını eTwinning içerik geliştirme uzmanımız Deniz Şengül Hocamız bir sonraki gün 14'ünde bize anlatacak. Sonra eTwinning'de Web2 araçları olmazsa ilerleyemiyoruz. Yani zaten az önce Hülya Hocam'ın sunumlarında bahsettiği gibi bizim için önemli olan eTwinning projelerinde sadece çok iyi, çok kaliteli bir proje olması değil, diğer kriterleri taşıyor olması eTwinning'i eTwinning yapan özellikle kriterler. Bunların içerisinde Web2 araçları yani bilişim teknolojileri en üst sıraları en üst sırada diyebiliriz. Çünkü çağa ayak uyduramazsak, sınıflarımıza bunu taşıyamazsak öğrencilerimizi üst düzeyde faydalandıramayız. Kendimizi geliştireceğiz ki öğrencilerimizi geliştirebilelim. Bu nedenle Web2 araçlarında muhtemelen eTwinning'e yeni bile başlamış olsanız şu anda da sosyal ağların çok kullanılması nedeniyle Kenan Çete hocamızı duymuşsunuzdur diyorum ben. 15'inde de Kenan Çete hocamız bizi kırmadı. Dediğim gibi Artvin'de yeni başlıyoruz. Güzel işler yapalım diye bizi destekledi ve bizim konumuz olacak. Ve Cuma günü de yine Avrupa kalite etiketi ve ulusal kalite etiketi almış olan iki tane değerli hocamız bize sunumlar gerçekleştirecek. Ahmet Güder Aydın'dan ve Fatma Boyraz hocamız Adana'dan. Bu sayede sizlerin kafasında ki soruları cevap bulmasından öte biraz da eTwinning'i şekillendirmek istedik biz. Bir hafta boyunca bizi takipte kalırsanız bunlarla ilgili güzel içeriklerle ilgili bilgilendirmeler olacak. Onun yanında da mail adresinizi yazarsanız hocam ben sizinle toplantıdan sonra iletişime geçerim. Bir de isminizi de yazarsanız sevinirim, Atatürk Ortaokulu'dan hocamız. Hocam başka sorumuz yok herhalde. Arkadaşlar varsa yazabilirsiniz. Video hocamız kaçmadan, onu kaçırmadan dinleyelim sorularınızı. Her zaman aslında Ulusal Destek Servisi'ne de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyada iki tane telefonumuz var. Ve tr.itwinning@gmail anlık cevap vermeye çalışıyoruz. Günlük bitirmeye çalışıyoruz. Onun haricinde de yine ilk koordinatörlerimiz aracılığıyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler de öğretmeniz. Ben 88 mezunuyum, 30 yıl aşkındır çalışıyorum. Hep projeler üzerine çalıştım. Proje böyle bulaşıcı bir şey. Bir başladığınız zaman... Mesela Atatürk İlkokulu'nda çalışan hocamız inşallah bunu Erasmus'a da çevirir. Ve Erasmus'a çevirdiğiniz zaman öğrencilere daha çok dokunmuş oluyorsunuz. Daha çok onlara heveslendirmiş oluyorsunuz. O nedenle mümkün olduğu kadar hani hep öğrenci odaklı gitmekte fayda var. Zaten bizim işbirliği ve iletişim dediğimizde hep öğrenciler arasındaki işbirliği ve iletişim. Evet, Filiz Hocam. Buyurun. Filiz Hocam sesim geliyor mu?
Duyuyoruz Fatma Evet, Hocam. evet hocam geliyor. Buyurun. Ben bir sorum olacaktı Hülya Hocama. Hülya Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Çok güzel bir sunumdu. Çok keyifliydi. Ben de aklımdaki bir soruyu sorayım dedim. Diğer eğitimler arkadaşlarımla beraber ortaklaşa yaptığımız sohbetlerde konuştuğumuz bir mesele vardı. Hemen sizi bulmuşken onu da iletmek istedim. Onlar adına da bir soru olsun. Hocam, eğitimlik gerçekten sınıflarda çok başarılı bir şekilde, nitelikli bir şekilde uygulandığında çok güzel sonuçlar veren bir uygulama. Ve bunun içinde olmak da çok keyifli. Öğrencilerdeki girdi ile çıktı arasındaki farkı gözlemlediğinizde, o sonucu yakaladığınızda sizi çok mutlu eden bir süreç. Biz bundan gönüllü olarak çalışmaktan, öğrencilerimizle bu çalışmaları yapmaktan çok mutluyuz. Sadece şu noktada bir şeyi merak ediyoruz birçok eğitimler arkadaşlarımızla. Sınıf içerisinde yaptığımız çalışmaları sürekli fotoğraflamak ve sürekli fotoğraf için zaman ayırmak biraz yıpratıcı olabiliyor eğitiminin sürecinde. Bu konuyla ilgili bir çalışma var mı ya da daha kolaylanabilir bir yolu var mı? Yani sizin düşündüğünüz bir şey var mı? Açıkçası bunu merak ediyoruz. Teşekkürler şimdiden. Biz teşekkür ederiz Fatma Hocam ilginize. Eğitmenin projelerini ben mesela kendimden örnek vereyim. Her yıl 3 tane proje açardım. 2 arkadaş çalışıyorduk. İkisini güzel bitirirdik. Üçüncü bir proje yapmak mümkün olmazdı. Ama hep bir yedek projemiz olurdu. Bir kez okulda ekip olarak çalışmakta fayda var. Yani bir proje açsanız bile mesela 2 öğretmen arkadaş çalışıyorsanız 2 proje açtınız birbirinize yardımcı olmalısınız. Web araçlarından hep faydalanmalısınız. Bazı web araçları video ve fotoğraf işini çok kolay hale getiriyor. Etkinlikleri planlarken bu ayağını yani bu etkinliği nasıl ifade edeceğinizi de çok iyi düşünmelisiniz. Mesela hocamız arıyor. Benim diyor projem reddedildi. Hiçbir etkinlik yapılmamış. İşte ben diyor 10 tane webinar yapmıştım diyor. İzlemediniz mi diyor. Dedim ki izlemedik hocam. Yani 250 bin öğretmen kayıtlı, 15.800 proje başvurmuş. Onu izleyebileceğimizi düşünüyor. Ve biz zaten 6 kişiyiz. Ekstra yeteneğinde işleri oluyor. Yani kendi sadece yetenekle çalışmıyoruz. Doğal olarak bu webinarlardan nasıl haberdar olacağız ya da bu etkinliklerden projeyi yazarken, yürütürken ve kalite etiketine başvururken yazdıklarınızdan gerçekten işbirliği var. Bakın karışık okul takımını kurmuş öğretmeniniz. Her proje ortağının öğrencisi var ve bu öğrenciler birbirleriyle eğitiminin üzerinden görüşebiliyorlar. Forum ya da chat yapabiliyorlar. Belki bir öğrenci webinarı da yapabilirsiniz artık çünkü hep öğretmenlere yönelik webinarlar var. Eğitiminin içinden ama öğretmen başında olduğu zaman artık öğrenci de çünkü COVID'den dolayı bu eğitimlere katılıyor mecburen. Çünkü online Adobe kendine ortak açıyor. Yani ne diyeyim otomatik olarak açıyor. Bir kişiye başvurmuyorsunuz. Sistem açıyor. Doğal olarak etkinliklerinizi doğru planlarsanız bu etkinliklerden bazılarını çıktılarını fotoğraflarsınız. Bazılarını sadece o resmi yaparken fotoğraflarsınız. Mesela anaokulu öğrencileri zaten okuma yazma bilmiyor. Öğrenciyi göstermeyecek şekilde arkasından veya bir ekip çalışması şeklinde bir fotoğraf yeter. Ama o öğrencilerin çizdikleri, yazdıkları veya işte boyadıkları resimleri daha hani izin alarak daha iyi sergilenebilir diye düşünüyorum. Mesela her şeyi fotoğraflamak bir puan sebebi değil. Teşekkür ederim hocam. Gayet açıklayıcı oldu. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam ilginize. Biz teşekkür ederiz Fatma hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz Hülya hocam. Sağ olun. Evet hocam. Bizler çok mutlu olduk. Tekrar söyleyeyim. Sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Bazı yapmanız gereken şeyler olduğunu da çok iyi bilerek. Evet. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Bizlere söylemek, iletmek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Arkadaşlar işbirliği içerisinde çalışın. Bakın Filiz hocam gerçekten çalışmayı seven bir arkadaşımız. Bu COVID'de de insanlar çok yoruldu. Bu işi en iyi çözen öğretmenler olacak diye düşünüyorum. Çünkü hem konuşma hem birbirimizi destekleme açısından
mesleki olarak da çok gerçekten ihtiyaç olan bir zamandayız. Sizlere kolay gelsin. Yine takıldığınız bir şey olursa Filiz Hocam'a, Filiz Hocam da bizlere iletebilir. Ben çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. İnşallah yüz yüze eğitimlerde, il bilgilendirmelerde belki Artvin'e geliriz veya sizleri bir başka ile davet edebiliriz. Sağlıkla kalın diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Bekliyoruz. Haziranda bir eğitimimiz olacaktı arkadaşlar. UDS ekibimiz Artvin'e gelecekti. Evet. Covid'den dolayı ertelendi ama ertelendi. İptal edilmedi. O nedenle ertelendi önümüzdeki... inşallah. Evet. İnşallah bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederim hocam. Başka eğitimde, başka sohbetlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Çok sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın hocam. Siz de kendinize iyi bakın. Kendinize çok çok iyi bakın öğretmen arkadaşlarım da. Sağlıcakla kalın. Artvin'e selamlar. Sağ olun. Evet kıymetli arkadaşlar, hocamızın açıklamaları güzel ve yerindeydi. Benim de bir sunumum vardı ama paralel gitti diyebiliriz. E-Twinning'de fırsatlarıyla ilgili birkaç şey söylemek isterim sizlere ve aynı zamanda sorularına soru cevap şeklinde de birazcık ilerleyebiliriz arzu ederseniz. Puan eklendi dedi Hülya Hocam. Bununla ilgili çok sorular geliyor. Yani bakanlığın resmi hesaplarına da sorular geliyor. Bana da naçizane birkaç soru geldi. Şunu söyleyebilirim, 15 puan eklendi. Bu da başarının, ödülünün anında geri bildirimi olması nedeniyle çok önemli ve kıymetli. Hiçbir e-Twinning öğretmeni bunu puan için yapmamıştı. Böyle bir puan olacağını da zaten bilmiyordu ama herkes kendi kişisel gelişimi, sınıfının gelişimi için bunu planlamaktaydı ve yapmaktaydı. Ama bu da bakanlığımızın bir çalışması oldu ve çok da güzel oldu. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Antalya'daki eğitime, E-Twinning eğitimine katıldığında oradaki öğretmenlerdeki o şevki gördü E-Twinner'lardaki ve bu şekilde bir çalışma planlandı. Bu bizler için güzel bir ekip. Bir de arkadaşlar yeni başlayanlar var aramızda, aynı zamanda devam edenler de var. E-Twinning'in güzelliği biraz da şurada. Hiçbir evrak yükümüz yok. Yani az önce Fatma Boyraz öğretmenim dediği gibi fotoğraf çekme işimiz var ama o da yaptığımız projeyi görünür hale getirmek için. Onun dışında sadece veliden bir nüsha E-Twinning projelerine öğrencinin katılmasını istiyorum ve izin belgesi alıyorsunuz. Onun dışında müdürünüz, yani okul müdürünüz, milli eğitimdeki herhangi birisi, tabii ki projenizle ilgili bilgi vermeniz çok güzel olur, desteklenmesi, işbirliği içerisinde yürümesi. Ancak resmi prosedür anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Bu da E-Twinning'in güzelliklerinden birisi. Şöyle de bir çalışma yapılmış, Hülya Hocam detay vermedi. Hangi öğretmen hangi WebPK aracına yönelmiş dedi mesela. Onun akabinde şunu söyleyebilirim. Pandemide uzaktan eğitim vermek zorunda kaldık. Zoom çıktı. Çeşitli yine bir sürü web araçları çıktı. Öğrencilere ödev yollanacak, neler kullanılabiliriz söz konusu olduğunda. İnanın ki E-Twinning ile ilgilenen arkadaşlarımız hiç sorun yaşamamışlar. Çünkü E-Twinning bilişim teknolojilerini üst düzeyde kullanmayı gerektiriyor ve içeriyor. O nedenle herkesin az çok bir altyapısı oluşmuş oluyor diyebilirim. Öğretmene katkısı, dili öğrenir dedi Hülya Hocam. Evet, onun yanında sürekli kendinizi dolaylı olarak yeniliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şeyler okuyarak da kendimizi yeniliyoruz. Ancak sadece proje yaparak, sınıf içine hareketlilik katarak anı yakalıyorsunuz. Yani o anda ne ihtiyaçsa, öğrencinin neye ihtiyacı varsa, öğretmen olarak bizlerin neyi ne şekilde yapmamız gerekiyorsa bunları çok rahat bir şekilde görüp sınıflarımıza bunu uygulayabiliyoruz. Bu da öğretmene bence katkılarının en güzeli diyebilirim. Bana sormak istediğiniz sorular var mı arkadaşlar? Facebook hesabımız var, E-Twinning Artvin. Oradan takip edebilirsiniz. Yine E-Twinning Artvin mail adresimiz var, @gmail.com küçük harflerle. Yine bana da ulaşabilirsiniz. Şuraya numaramı yazıyorum arkadaşlar. Soru sormak isteyen arkadaşımız
var mı? Ya da sohbet etmek isteyen, yaptıklarından bahsetmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Filiz Hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Buyurunuz Semih Öğretmenim, hoş geldiniz. Tabii ki. Hoş bulduk. Ben de çok heyecanlanıyorum böyle etkinlik deyince, projeler deyince. Çok da yani hoşuma gidiyor görmek, izlemek, yapmak, dahil olmak. Ama şu süreçte, pandemi sürecinde hani çok fazla ona dokunmayacak, ona etmeyecek, oturduğu yer ayrı, tuttuğu ayrı gibi birçok şey önümüze sürülmüşken nasıl dahil olabiliriz, nasıl yapabiliriz ya da hiçbir şey görmeden eski bir süreçle mi devam ederiz? Bu konuda neler yapabiliriz acaba? Yani çok teşekkür ederim. Hocam şu arzu var ama şu süreç acaba bizi nasıl korku ve endişe de var. Buyurun buyurun. Bitti hocam. Dinliyorum hocam. Şöyle bu süreçte tabii ki özellikle küçük yaş grubu, zaten şu an onlar açıldı, okul öncesi ve ilkokul. Ama hocam bu bizim için engelleyici ve bizi endişelendirecek bir durum değil. Çünkü eğitimin sınıf içi, yani bir Erasmus projeleri gibi çok detay isteyen, yani nasıl diyeyim, çok kapsamlı, çok detay isteyen projeler değil. Bizim sınıf içerisinde yapacağımız etkinlikleri planladığımız, bu etkinlikleri daha güzel bir şekilde nasıl işleyebiliriz? Yani bir çarpım tablosunu 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 6 diye anlatmak da var. Çeşitli nesneler, objeler kullanarak, farklı mekanlar kullanarak anlatmak da var. Bizim aslında eğitimin projelerinde istediğimiz, aradığımız ve yakalamaya çalıştığımız şey bu. Ha, bu süreçte de nasıl olur? Mesela siz oyunları ilginizi çeker. Dersiniz ki nasıl oyun oynatabilirim? Mesela bu bile çok güzel bir proje konusu olabilir. Eğitiminin proje konusu. Çocuklar işte sayı şu kadar, oyuncak yasak, şunu oynamaları yasak, bunun oynamaları yasak. Ben bu oyun saatini nasıl eğlenceli hale getirebilirim dediğinizdeki aklınıza gelen o sorunun cevaplarından bir proje oluşturabilirsiniz. Bu projenizi de pandemi kurallarına göre uygulayıp ona göre dökümanlandırırsınız. Fatma Hocam chat kısmından yazmış, müfredatı entegre ederek demiş. Evet, ben söylediğimiz şey aslında onu içeriyor. Az önce söylediğim şey. Hem çalışmalarımızda o anki koşullarımıza göre hareket etmek, hem de bunu müfredatımıza ilişkilendirerek. Yani sadece mesela okul öncesi öğretmenisiniz. Hikaye anlatacaksınız. Bu hikayede pandemi koşullarına göre önceden farklı anlatıyordunuz. Çok farklı şeyler kullanabiliyordunuz. Şimdi pandemi koşullarına göre acaba ben bunu nasıl anlatabilirim dediğinizde aklınıza çok farklı gelen fikirlerden bunu multidisipliner halde getirerek bir proje üretebilirsiniz, oluşturabilirsiniz ve bunu yine pandemi koşullarına göre sınıfınızda sürdürebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Var mı başka sorunuz? Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar başka? O zaman arkadaşlar, yarınki eğitimde görüşmek üzere. Yine etrafınızdaki arkadaşlarınızı bilgilendirirseniz, yarınki konumuz eTwinning'in, artık içine dalış yapıyoruz. TwinSpace'de proje portalında neler yapabiliriz, nasıl yürütebiliriz, bunları göreceğiz. Ve Aydın'dan iyi koordinatör arkadaşımız Birsen hocamız bizimle birlikte olacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Yarın yine aynı saatte 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.